Önce bir hat çizeyim ben size. Tabii. Savunma hattı. Düşmanın geldiği hat. İkisini beraber yapacağız. Buraya Yunan mı geliyor? Şimdi yendiğim ne babacığım, bir dakika. Buraya, buranın kuzeyine düşüyor. Şöyle ovada bakın, orta yeri sürülmüş, ekilmemiş büyük bir kısım var. Evet. Onun bitiminde bir tepecik var. Muhtar gibi duruyor. Evet, aşağıda. Şimdi o tepe bizim noktamız. O sabit nokta. O hiç değişmeyecek. Evet. Onlar sol tarafa doğru, yani güneye doğru. Aslında oradan buraya geliyor. Bak da ben çizgi olarak göstermeye çalışıyorum. O tepeden şöyle bu tarafa doğru gelmeye başlıyoruz. Şurada bir köy var. Bakın bir de köprü gözüküyor kocaman. Evet, köprü var. Ha, köprü yeni yapıldı. Onun yan tarafında da eski köprü var. Orada Beylik Köprü. Yeni köprü betondan, eski köprü tahtadan. Yok, eski tren yolu. Osmanlı'nın tren yolu. Taş şeyler. Şimdi ırmak devam ediyor. Oradan böyle devam eden geliyor. Diğer tarafta. Kayda mı alıyoruz? Bitiminde. Şöyle tam şeyimize bakıyoruz, güneyimize. İleride mantar gibi bir tepecik daha var. Tepe bitiyor, silsile sarkıyor aşağıda. Evet. Onun önünde de Kavuncu Köprüsü var. Şimdi bu Irmak'la olan birlikteliğimiz Kavuncu Köprüsü de bitti. Irmak'tan dönüyoruz doğuya. Bakın Çaldağ gözüküyor derdi. Ne gözüküyor? Çaldağ. Şu bir tane yüksek. Yok, ta en geride büyük. Duman içinde. Onun arkası da Haymana zaten. Haymana önündeki Çaldağ orası. Şimdi Kavuncu Köprüsü'nden de Çaldağ'a geliyoruz. Savunma hattını şöyle yaptık, buraya yaptık. Oğlan kolu oldu. Yetmedi. Bir de böyle yaptık şimdi. Çaldağ, Yunak tarafına doğru Konya üzerinde, Konya tarafına doğru Mangaldağ. 135 kilometre civarında bir çizgi bu. Şurası şöyle yaptı. 115 net var çizgi fazlasıyla. Şimdi bu bizim savunma hattımız. Irmak o zaman böyle değil. Irmak zikzak çizerek gidiyor, bataklık. Sonradan 50'de kanal almışlar şey diye. Nedir o? Neyin bataklığı? Nereden geliyor dere? Sakarya. Sakarya'nın etrafı. Sakarya da nereden geliyor? Bütün Eskişehir'den. Yok, Ankara'dan gelen o tarafta. O tarafta mı? O sonra karışıyor. Evet. Bura temiz. Evet, temiz de bataklık sadece yüzden aktığı için ıslak bataklık, yani çamur. Evet. Bildiğiniz çamur. Şimdi çamur bataklığı arıyoruz, araya iki köprü kalıyor düşmana. Ondan sonra düşmanın saldırı yönü ne tarafa gelecek? Mecbur o tarafa gelecek. Şimdi düşman nereye kadar geliyor onu da tarif edelim. Gene o tepeden alıyoruz. Arkamızdan böyle bir çizgi geçirelim. Şu Polatlı'yı gördük değil mi şimdi? Tepenin iniminde 3 tane büyük bina var. Onu gözümüz aldı mı? Evet. O 3 büyük binadan Polatlı'nın arkasına geçin. Fasulye gibi yeşil yeşil, beyaza yakın yeşil evler var. Küçük küçük. Hiç Polatlı'nın dert değil, arkasında. Dert değil, çekiyorum. Dert değil. Onun arkasında da oradan Haymana'nın önünden Çaldağ Mangal Dağı arkasına kadar 60 kilometre civarında bir hat. Bu da 63 kilometre falan. Hemen hemen Ankara'ya geldin. Yok, Ankara'ya çok bir şey kalmadı. Yani düşman başlangıçtan 30 kilometre. Adam hedefleri Ankara'ydı zaten. 35 kilometre kadar ilerleyebildiler. En uzun ilerledikleri mevzu bu. Kim bunlar? Yunanlılar tabii. Vallahi hesapta Yunanlılar da gönderen İngilizler. Ooo, çok sağlam söyledin hocam. Fransız, İngiliz. Çakma düşman Yunan, asıl düşman İngiliz. Aynen. Onlar da buradalarmış şimdi. Yok, yok, daha buraya gelmediler. Şimdi bura bizde de. Şimdi bunlar 3 kol ordu. Yani tam bir orduyla geliyor buraya. Tamam bir ordu, 126 bin askerle. Biz de buraya toplanıyoruz, 96 bin adam topluyoruz. Bak, bizimkine ordu asker demem. Herkes geliyor, eli silah tutan. Yaşlı genç. 96 bin adamın da 57 bin tüfeği var. Sağ olun komutanım. Diğer açıdan araba geldi de. Anlatı yapıyorduk. Odur o komutanım. Aynısı. Sağ olun. Bir tane araba geldi. Öyle mi? Bekçi alayım mı? Boşan doldururuz. Ya yani çok erken gelmez. Belki biraz sarkıtabiliriz şöyle bir yarım saat falan. Tamam. Emredersiniz komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Bizi mi görmüş geldi? Video mu çekiyorsunuz? Evet. Yok. Onun da derdi kendine. Neyse. Şimdi biz işimize bakalım. 96 bin adamın 57 bin tüfeği var. Yetmedi. Düşmanın 3'te 1'i kadar topumuz var. Cephanemiz? Cephanemize Rusya'dan kaçırdıklarımız var. İstanbul'dan çaldıklarımız var. Kendi malımızı çalıyoruz ya bir de, evet. Mecburiyetle. Evet. 77 milimetre çapındaki mermileri, evet, Rusların gönderdiği. Tornadan çekiyoruz, 75'lik toplara uyduruyoruz. Uyuyor mu? Uyduruyorlar, patlatmadan. Uyuyacak, çare yok.
Atış yok, doğru dürüst. Ayakta ayakkabı yok, çarıkları yemişiz açlıktan. Üstte elbise yok, gece çadırda soba yanmıyor. Yılanı dayanıyor çıtır çıtır. Günde bir avuç buğday, kavurga, yani şimdi çerez diye yediğimiz evet, olay. Evet, ben anlıyorum. Adamı doyuruyor. Ya da atın pisliğindeki arpa ayakları yüzüyoruz. Önce at doyuyor. At olmazsa hiç kımıldayamayacağız. Düşmanın da fazla bir şey yok. 126 bin askeri silahlı, giyimli, kuşamlı, yiyecekli, giyecekli. Hepsi de korkak. Orası ayrı. Ama neticede sayı olarak çok. Bu adamların gece çadırda sobası yanıyor. Üç öğün yemeğini yiyor. İstemediği kadar mermi atıyor. 480 tane kamyonu var İzmir'den buraya mal çekecek. 13 tane uçağı var tepemize çivi atacak. Şimdi bu da böyle bir şey. Şimdi şu ufkumuzu kesen Sivrihisar Dağları, Arayitler, Akdağlar, 2-3-5 ismi var. Bu dağların arkasına geldiklerinde yani Sivrihisar'a, ki tam istikametimiz şudur Sivrihisar'da. İleride aslında şu anda çok silik şekilde Sivrihisar'ın mayaları da görünmekte. Bizim göz aşinalığımız var, siz biraz zor alır. Şimdi bir kolordu oradan salıyor. O kolordu buraya gelince ikiye bölünüyor gelirken. Yarısı Kavuncu Köprüsü'ne, yarısı Beylik Köprü'ye. Bunların derdi buraya saldırmak, buraya almak falan değil. Bunların derdi buraya taarruz edip bizi bu tarafa çekmek. İkinci kolorduyu Çaldağ'a gönderiyor Haymana'ya. Üçüncüyü de çaktırmadan ta arkadan Konya Ovası'nın üzerinden Mangal Dağı'na gönderiyor. Afyon ne oluyor? Afyon gitti zaten. Afyon onlar da o anda. Evet. Afyon Eskişehir gitti. Eskişehir'i terk ettik geldik buraya. Konuşuyoruz. Yok estağfurullah. Şimdi Mangal Dağı'nı alacaklar. Arkamızdan şöyle sarıp gelecekler. 30 Ağustos'ta Ankara'da resepsiyon verecek amcalar. Bizde biz zaten bir şey yok ya. Bir avuç baldırı çıplaz. Tarihte yazan bu. Yok, adamların tespitine göre. Ankara'da değilim. Burada. Şimdi bunlar buraya saldırıya başlayınca Atatürk'ün öngörüsü farklı. Atatürk de diyor ki ben düşman olsam Mangal Dağı'na çökerim ilk. O da bütün ağırlığı oraya veriyor. Tabi bunlar anlamıyor mevzuyu. Burada kalabalık gözüküyor. Arka Çile Dağı'na kütükleri, soğuk borularını dizmişler. Top gibi ordu var sanki orada. Kalabalık burada gibi. O da şeydi, taktik çok fazla biliyorsunuz. Zekası büyük savaş konusunda, çok çok büyük. Tartışılmaz kesin. Şimdi düşman o tarafa doğru yükleniyor. Mangal Dağı'nı ele geçirse de tam tamamı erdiremiyor. 6 gün boyunca oraya yükleniyor. Tabi bu arada bütün cephe boyunca savaş devam ediyor. Hiç durma yok. Her tarafta eşit miktarda savaş var. Mangal Dağı'nda 3 misli. Bitiremeyince diyorlar ki biz Çaldağ'ından yarıp geçeriz. 30 Ağustos oluyor, hala yok ortalık. 22 Ağustos'ta başlıyorlar savaşa. 28 oluyor, yok. Çaldağ'ından diyorlar girelim Haymana'ya, hemen Haymana'nın arkası Ankara. Buradan yakındır Haymana Ankara'ya. Doğru. İstikamet şöyle. Şimdi oraya saldırıyorlar, orayı da geçemiyorlar. Orayı da niye geçemiyorlar? Atatürk'ün verdiği emir var, kitaplarda yazar. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Haymana ve ovada söylüyor onu. Ve bu dünya savaş tarihinde ilk defa uygulanan taktik. O güne kadar hep çizgi şeklinde iki ordu karşılaşmış. Karşı karşıya. Birinin bir tarafı kırıldı mı gitmiş arkaya, hepsi birden. O yok. Herkes olduğu yeri savunacak. Normal düzene dönülmüş. Düşman orayı da alamayınca ne yapıyor? 6 gün boyunca da bu sefer de her taraftan gidebildiği kadar gitmeye çalışıyor. Şu çizdiğimiz çizgi 9 Eylül 1921 akşamı. Bu arada süvarilerimiz arkaya sarkıyor. O kamyonlar buraya gelmiyor hiç. Geceleyin çadırlarında soba yakamayınca üşüyorlar. Ekmek yedikleri çuvalları giyiyorlar. Yırtık. Turgut Özakman anlatır bunu. Sabahleyin ne oluyor? Kitabında. Ekmek çuvalı verin, ekmek getireceğiz. Çuval yok. Çuval yok. Yırtık giydik gece. Bozkır zordur. Biz çıplağız ama bozkır çocuğuyuz. Alışkanlık arası çok farklı. Tabii. Bozkır aynen. Gündüz yanar, gece donar, ne olduğu hiç belli olmaz. Ve bu adamlarda moral çöküntüsü başlıyor. Üç öğün yemek ikiye düşüyor. Atış istediği kadar serbest değil. Mermi sayıya biniyor. Bu arada Allah bunları yaptırtan. Moral bozukluğu da başlıyor. Bir de kral davası var bunların o arada. Fransızlar da umudu kesiyor. Fransızlar da desteğini çekiyor çaktırmadan. Bakıyor iş ilerlemeyecek. Bunlar ne yapıyorlar? Buraya kadar geldik diyorlar. Hadi biz buraya yerleşelim. Bu hattı savunalım. Mangal Dağı'nın orada siper kazan Yunan askerlerini Fevzi Paşa görüyor. Siper kazıyorlar. Yerleşecekler artık. Şimdi daha önceki savaşlarda İnönüler'de falan
Yenilseler de düşman ne yapıyor? Bekliyor arkadan, evet. Takviye alıyor. Takviye aldıkça ilerliyor. Gene aynı taktiğe dönecek. Takviye alacak. Ankara'ya bir daha gidecek. Kaybı yok. Eskişehir'den buraya 130 kilometre. 130 kilometre ilerlemişim bir 25 bir ayın içinde. Az değil. Kaybı yok inanın o buraya yerleşirse. Bunu Fevzi Paşa, arkada Karapınar tren istasyonu var. Onu da tarif ederim şimdi size. Orada buluşuyorlar 9 Eylül akşamı. Bu olayı tespit ediyorlar. Ve köyden evvel mi sağlam? Burada. Polatlı'nın üstünde mi? Şimdi Polatlı'ya önünden Beylik Köprü'yü hedef alan bir taarruz planlıyorlar artık. Düşman bitti. Saldıramıyor artık. Onu kesine bağladık. Ve bu bizim son umudumuz. Bu saldırıyı başardık. Başaramadık. Savaşı kaybettik diye ta Kızılırmak'ın arkasına gideceğiz. Mecliste Kayseri'ye çekilecek. Bir tartışmaları var mecliste de. O zaman da muhalif çok tabii. 10 Eylül sabah. İsterseniz bu tarafa buyurun. Hem evet. Geldiğimiz yönü görün. Evet.